soracağım, bağırsaklarla ilgili, belki bu mideyle de tabii ki alakalı olabilir ama sürekli ödemli insanlar var. Hani bir yandan bunun tabii şakası da var, ay onlar kilo değil ödem, ama gerçekten ödemli vücutlar var yani. Bu glutenden mi kaynaklanır, bağırsaklarda bir problem mi var demektir? Ödemi hiç bitmeyen insanlar ne yapmalı? Şimdi ödem dediğimiz şey aslında inflamasyondur. Hmm. Ama düşük dozlu inflamasyon, kronik inflamasyon. Şimdi örneğin bir yerimizi çarptığımızda orası şişer, Şişer. değil mi? Orası aslında inflamasyon dediğimiz yangın reaksiyonu oluşmaya başlar. Sırf iyileştirmek için. Şimdi sisteme biz sürekli kötü besinler atarsak, inflama edici besinler atarsak, o medyatörlerin Hı. salınmasına sebep olursak, o kötü bakterilerin işte öldüğünde ortaya çıktığı hücre duvarlarının yapıları içeriye girip inflamasyon yanıtı oluşturursa, ondan sonra aldığımız toksinler yüzünden, ne yazık ki bugün onlara da değineceğiz birazdan, çok yoğun toksik ajanlara maruz kalıyoruz. Bunlar girerse sisteme, bir de ayrıca stres dediğimiz yapı da aslında zihinsel durumumuz da inflamasyon oluşturuyor. Otomatik olarak ödem oluşmaya başlıyor bağ dokunun içerisinde. Yani bağ doku zorlandığı için, orayı onarmak için orada bir inflamasyon oluşturmaya başlıyor. Ama hiçbir zaman onaramıyor. Neden? Çünkü onaracak elinde düzgün malzemesi yok. Onu vermiyoruz. Hep kötü Hep malzeme kötü veriyoruz malzeme be. veriyoruz. Kötü malzemeyle kötü sonuç ortaya çıkıyor. Ondan sonra diyoruz ki benim ödemim hiç geçmiyor. Maydanoz suyuyla ödem atmaya çalıştırıyorlar insanlara. Evet. O yüzden sadece maydanoz suyuyla ödem atamayız. Evet, ödem attırıcı etkisi var, yalan değil. Ama sadece onunla ödem attırmak biraz yine az önce dediğim gibi tek molekülle, tek maddeye tüm her şeyi tedavi etmeye benziyor. Bir şey merak ediyorum. Şimdi daha önce ben denedim. Yaklaşık bir yarım gün başarabildim. Sonra da kendimi kebapçıda buldum. Ama yapan arkadaşlarım var. Şeyler satılıyor. Yani doktor değil veren. İşte 4 gün boyunca sadece sıvı beslenme. Sana bir kit veriyorlar. Yok çimen suyu, yok kına suyu. Ben hakikaten çok fenalaşmıştım bunu yaptığımda. Fakat bunu azimle yapıp, hatta yatak döşek yatıp ama 4 günde işte 4 kilo verdim diyenler var. Bu tip şeylerle acaba vücudumuz ne kadar yıpratıyoruz? Yani diyet yapmak isteyen bir insan için bu doğru bir hareket midir? Ya da sadece detoks, yani kilo vermek istemiyor belki ama vücudum dinlensin diye. Bu ne kadar doğrudur? Diyet Şimdi yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Ya da bunlar doğru mu? öncelikle diyetin kelime anlamını biz yanlış biliyoruz. Diyet yeme alışkanlığımıza verilen addır. Aslında. Aslında diyetimiz düzenli olarak hani Hep zaten diyetteyiz içeriğinin zaten. düzgün olması. Evet. Aynen. Yani bunu düzenlememiz lazım. Diyet yapmak diye bir şey yoktur. Hmm. Zaten düzenli beslenmek vardır. İkincisi, sorduğun soruya karşılık. Şimdi tabii bunlar hem az önce konuştuğumuz gibi kişiye göre belirlenmeli. Herkes her şeye uygun değildir. Neden? Çünkü şimdi bakın, zaten kalori kısıtlaması yaptığımızda otomatik olarak sistem kilo verecek. Yani o yağ hücrelerini yakıp Hı. ortama kalori açığından dolayı enerji çıkartmak zorunda. Bunu yapabiliriz, bu sorun değil. Ama sorunumuz sadece kilo vermek olmamalı. Kilo buzdağının sadece görünen kısmı. Sıvı Şimdi sağlığa kavuşmak evet, bir de. sağlığa kavuşmak hem hormonal olarak hem tüm sistem olarak. Şimdi bizim yağ hücrelerimize toksik yüklerimiz birikiyor. Çünkü vücut onu orada depoluyor. Bu orada donduruyor gibi düşünün toksinleri. Şimdi o kilo verdiğimizde aşağı çıkan toksinler ve bir sürü inflamatuar maddeler doğru temizlenemediğinde aslında sistemde hasarlanma başlıyor. Bu sefer damar içinde birçok yerde hasarlanma başlıyor. Bakın hızlı kilo veren örneğin Ali Koç hastanesi var değil mi? Amerikan Evet. hastanesi. Pardon, Mustafa Koç. Mustafa Koç. Hızlı kilo verdi, mide ameliyatı oldu ve sonra öldü. Neden? Çünkü sistem temizlenmeden, toksiklik temizlenmeden Maalesef. inflama oluyor vücut. İşte bu yüzden böyle şok 4 günlük, 5 günlük, 10 günlük bir şeylere girmemek lazım. Sistemi öncelikle vitamin, mineral, antioksidan dediğimiz bu inflamasyonu temizleyici ajanlarla desteklemek lazım ki o yıkıldığında, ya ortaya toksinler açığa çıktığında, inflamatuar medyatörler açığa çıktığında bunları temizlesin ve bu şekilde sistem kendini onararak temizlesin, yıkarak değil. Çünkü aç kaldığımızda zaten otomatik olarak yıkım başlayacak. Bu yani bilinen bir gerçek. Yemeyince kilo veriyorsun hayatım, Evet, kesinlikle. yemeyince, ama işte sizin de yaptığınız gibi zaten bu insanları şuna sürüklüyor. Buna sarkaç etkisi deniyor. Yayı bir tarafa çok fazla gererseniz diğer tarafa hemen insanlar gidiyor. Kendini hamburgerci de Aynen, buluyorsun. kendini hamburgercide, kebapçıda buluyorsun. O yüzden şöyle yapmak lazım. Sarkaca çok germeden, farkındalıkla, düzenli ve tutarlı bir şekilde beslenme ve yaşam alışkanlıkları programlarını oluşturup bunu
uzun vadede uygulamak lazım. Sağlığımıza kavuşmak istiyorsak bunun bir maraton olduğunu hatırlamalıyız. Çünkü biz bir günde kilo almadık. Dört günde kilo almadık. Dört günde veremeyiz. Gerçekten. O kadar korkunç bir şeydi ki sabah 7.30'da başlıyorsun. İlk önce çim suyu, arkadan kına suyu dedim. Herhalde ölüyorum ben yani. Sağlığım, şerefim de dedim şişko kalırım. O kadar da şişman değildim. 2 kilo için falan yaptım bunu. Gerçekten yani benim naçizane kullanan kişi olarak tavsiyem aman yani. Ama bir yandan da tabii yapanlar var. Şimdi hepimiz güzel olmak istiyoruz. Hepimiz genç kalmak istiyoruz. Hayat devam ediyor. Yaşlanmanın önüne geçilemiyor tabii ki ama yaşlanmayı durdurmak, en azından yavaşlatmak mümkün mü? Estetik operasyonları soracağım ve aynı zamanda kullandığımız kozmetik ürünleri soracağım. Çünkü biz kadınlara özellikle deseler ki göz altın hiç karışmayacak, buraya işte abuk sabuk bir şeyse bunu da sürüyoruz yani. Yani tabii yapmayanlar, daha bilinçlerimiz vardır ama birazcık böyle bir konuda biraz gözümüz dönük bizim. Neler tavsiye ediyorsunuz bu konuda? Anladım. Öncelikle çok güzelsiniz Ekin Hanım. Ay siz de. Çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu hatırlatmak isterim. Güzellik bakanın gözündedir. Doğru. Yani biz bu kadar neden güzel görünmeye çalışıyoruz? Bunun bir psikolojik altyapısını irdelemeliyiz. Genellikle hastalığımda bunu irdelediğimde gördüğüm şey oluyor. Ben sevilebilir olmak için güzel olmalıyım. Psikolojik. Kesinlikle. Yani sevilebilir olmak için, değerli olmak için, yeterli olmak için güzel olmaya çalışıyoruz. Yani zihnimiz bunlara otomatik bağlıyor. Oysa ki kişi şunu fark ettiğinde, sevilmek için, değerli olmak için, yeterli olmak için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Zaten olduğum gibi sevilebilirim, olduğum gibi yeterliyim ve olduğum gibi değerliyim. Eğer böyle düşünseniz daha güzel olmak ister miydiniz? Doğru, çok haklısın. Yani gerçekten çok haklısın fakat bir yandan da şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi çocukluğumuzda verdiler ellerimize Barbie'leri. Sonra işte büyürken biz hep öyle 90-60-90 bebeklerle büyüyorsun falan filan derken pat sosyal medya geldi. Instagram filtreleri, onlar bunlar, bir anda bir güzellik algısı, herkes 34 beden olmak zorunda. Azıcık kilon varsa fenalıklar geçiriyorsun. Kadınları bu noktaya getirdiler. Hatta bence erkekleri de bu noktaya getirdiler. Yani çünkü beylerde de bir kaslar bilmem neler, öyle olayım böyle olayım. İnsanlar mutsuz. Bir de hiç kimse orada göründüğü gibi değil. Yani öyle bir filtre yapıyoruz ki. Mesela bakıyorsun filtreli haline, ay çok güzel oldu diyorsun. Filtreyi kaldırıyorsun ya da aynaya baktığında sen o değilsin. Bizim psikolojimiz bozdular aslında. Şimdi bir yandan hakikaten olabildiğince düzgün görmek herkesin hakkı, herkes ister. Bunu sağlayalım. Bir yandan da o psikolojik tarafı nasıl toparlayalım? Öncelikle zaten sağlıklı bir yaşam parametresindeki, mesela sizin yaptığınız gibi hiç yaşınızı göstermiyorsunuz. Bugün Ekin Hanım bana yaşını söyledi. Ben gözlerim açıldı, inanmadım. Hani kimlik görmek isteyeceğim büyük bir ihtimalle. Eyvahlar. Öncelikle bunu yaptığınızda zaten yaşlanma sürecini sağlıklı bir yaşam parametresiyle, alışkanlıklarıyla yaşlanma sürecini yavaşlatabiliriz. Örneğin Uzak Doğu'da yeşil alanlarda sanırım, yeşil bayraklı alanlarda yaşayan insanların çok uzun yaşadığını biliyoruz. Bu insanlar nasıl uzun yaşıyorlar? Bütün anlattığım bu parametreleri aslında doğal olarak uyguladıkları doğal için. Doğal hayat yaşıyorlar değil mi? Doğal hayat yaşıyorlar. Doğanın içindeler. Ondan sonra beslenmeyi çok abartmıyorlar. Zaten kilolu değiller. Egzersiz, sürekli günlük yürüyüş yapıyorlar. Güneşle kalkıyorlar, güneşle yatıyorlar. Hayatlarında stres yükü yok, bir dertleri yok. Sadece yaşama dertleri var. Sosyal çevrelerinde çok mutlular. Birbirlerini destekleyen bir sosyal alan var. Bu da çok önemli. Ondan sonra Instagram, sosyal medya veri gibi kullanmıyorlar. Çünkü insan zihni bu kadar veriye maruz kalmaya dayanıklı değil. Kendilerini kıyaslayacak bir şey yok. Kompleks yapmıyorlar. Aslında çok basit şekilde yaşadıkları için uzun yaşıyorlar ve yavaş yaşlanıyorlar. Örneğin Çin'deki akupunktur üstadları şöyle der. Ben hayatımı 3 bölüme ayırdım. 60'ıma kadar gençliğim. 60'ımdan 90'ıma kadar orta yaşım. 90'ımın üstü yaşlılığım olarak değerlendirirler. Müthiş yani. 60'a kadar gençlik devam ediyor. 60'da orta yaş. Kesinlikle böyle. Yani ve görüntüleri de öyle oluyor ama gerçekten. Kesinlikle öyle oluyor ve şu anda biz bu parametreleri kontrol edebilirsek insanın doğal, yani ölüm sürecinin yaklaşık 120 yıl olduğu söyleniyor. Genetik zemininde 120 yıl yaşayabileceğini. Ya ama Burak şimdi Allah aşkına bak, adam köyünde dediğin gibi yaşıyor. Çok da keşke hepimiz öyle bir hayat nasip olsa, o ayrı da. Şimdi biz burada kalkıyoruz, gidiyorsun metrobüse biniyorsun, biri biriyle kavga ediyor. O işte taksiye biniyorsun, bir şeye bağırıyor, herkes birbirini yiyor. Bir yandan başında bir müdürün var, çalışıyorsun falan. Yani şimdi bu noktada akıl sağlığını koruyabiliyorsan
O zaman o Ferrarisini satan Bilge. Yani dağın başında ermek kolay. Hani şehir insanının ve bu kadar stres altında yaşayan bir insanın o kafaya geçebilmesi işte. O bence esas sıkıntı. Nasıl yapacağız? Bunları yapmak hiç zor değil. Sadece belli bir farkındalık edinmeliyiz. Yani yaşadığımız stres aslında çoğunlukla dıştan kaynaklı değil. Evet, dışa ait faktörler de var. Bunu yok sayamayız. Ama genellikle bizim ona verdiğimiz tepki yüzünden aslında sorun olmaya başlıyor. Yani içsel tepki. Örneğin biri size kötü davranabilir ama onun karşılığında siz yapmanız gerekeni yapıp buna kızmadan, buna çok yüksek bir duygusal reaksiyon vermeden, benim başıma geliyor gibi kendinizi drama yaratmadan sadece yapmanız gerekeni yaptığınızda yaparsınız ve geçersiniz. Bu sizin için bir sorun olmamaya başlar. Burada kendimizi eğitebilirsek, zihnimizi eğitebilirsek hayat bize karşı değil, hayat bizimle beraber akmaya başlar. Yani Arda, aslında burada yine sorumluluk kendimize düşüyor. Nasıl sağlığımız için, bunu düzgün sürdürmek için sorumluluk bize düşüyor. Aynı şekilde psikolojik sağlığımızı yönetmek için de dıştan çok içe bakmalıyız. Kendi karanlık taraflarımızla yüzleşip tetiklenmelerimizi azaltmalıyız. Yani biri sizi kızdırabiliyorsa bu sizinle ilgilidir. O kişiyle ilgili değildir. Doğru aslında. Tepki vermemeyi, onun aslında o yaptığının kendi sıkıntısından kaynaklandığını, senden kaynaklanmadığını anlamak. Bunu anlayabilmek gerçekten kendi üzerinde ciddi çalışma gerektiriyor. Çünkü şunu fark etmeliyiz. Kötü şeyler yapan insanlar içlerindeki acıyı yönetemediği için o acılarını paylaşıyorlar. Ve biz onların acılarını sadece durarak, sakinlikle, sevgiyle, anlayışla paylaşmalarına izin verip onları şifalanmaları için alan açabiliriz.